Peki şimdi yukarıda bir şey geçti. Birinci defa bir adam hırsızlık yaparsa sağ eli kesilir. İkinci defa hırsızlık yaparsa sol ayağı kesilir. Üçüncüde ihtilaf oldu. Ne vakitte eli kesilir? Bir adam hırsızlık etti, eli kesilecek. Hangi hırsızlık ve ne miktar mal çalacak? Diyor ki, bu babda onu beyan ediyor. Babul miktarillezi yukta'u fihi sarik. Sarik'in eli ne de kesilir? Bu malın miktarı nedir? Ne kadar bir mal çalacak ki eli kesilir? Bunda ulemanın ihtilafı var. Bazıları diyor ki 3 dirhem, bazıları diyor ki 10 dirhem. İki rivayet de var. Bazıları diyor ki 3 dirhem. 3 dirhemin 9 gram eder. Yani 10 gram, 9-10 gram kıymet, gümüş kıymetinde bir mal çalarsa gümüş dirhem demek gümüş. 10 gram bir gümüşün kıymetinde mal çalarsa eli kesilir. Ötekiler diyor ki hayır. İşte 3 gram diyenler, 10 gram diyenler, hayır 10 dirhem diyenler 30 gram. 1 dirhem 3 gram olduğuna göre 30 gram. Şimdi 10 gram gümüş kesildiğinde el kesilir mi yoksa illa 30 gram kıymetinde olmalı mı gümüşün kıymeti? Bunda ihtilaf var. Hanefi mezhebinde 10 dirhemdir yani 30 gram olmazsa el kesilmez. Bazıları da diyor ki hayır 10 gram kıymetinde bir mal kesilirse eli kesilir, çalarsa. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن Ömer diyor ki Peygamber Efendimiz kesti. Yani bir adamın elini kesti ne de fi micennin bir kalkanı çalan bir adamın elini kesti. O kalkan öyle kalkan ki kıymetuhu selaseti derahim. 3 dirhem kıymetinde olan bir kalkanı çaldığından elini kesti. Abdullah bin Ömer'in rivayeti. 3 dirhem yaparmış o kalkanın kıymeti. Bu delil oldu. Onlara göre ki 3 dirhem kıymetinde oldu mer kesilir. İkinci hadis Haddesena Ebu Bekrete kâle haddesena Sa'id ibn Amir kâle haddesena Sa'id ibn Ebi Arube an Eyyube an Nafi'e Ali bin Ömer an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahaviye birincide Muhammed bin Amr rivayet eylemiş, ikincisinde Ebu Bekir rivayet eylemiş. Üçüncüde yine aynı hadisi şerifi Salih rivayet ediyor. Haddesena Salih ibn Abdurrahman قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم mislehu. Bu rivayetler şeyde toplanıyor, İmam-ı Nafi'den. İmam-ı Nafi'den birincide Abdullah el-Amri rivayet edilmiş, ikincisinde Eyyub, üçüncüsünde İmam-ı Malik. Nafi'de Abdullah bin Amr'den rivayet ediyorlar ki 3 dirhem kıymetinde çalınan bir kalkan dolayısıyla Peygamber Efendimiz hırsızın elini kesti. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه فذكر بإسناده مثله. Gene İmam Malik tarikiyle başka bir senet daha buldu ki Yunus İmam Tahavi'ye rivayet ediyor. Haddesena Ali ibn Ma'bad قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال Abdullah ibn Ömer dedi ki Ütiyen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bir racül. Peygamber Efendimiz'e bir adam getirdiler. Kat saraka cehbete. Bir kalkan çalmış. Semenuha selasetü derahim. Öyle kalkan ki kıymeti 3 dirhem. 3 dirhem kıymetinde olan bir kalkanı çalmış. Adamı getirdiler. Fakatahu onun elini kesti. Şimdi bu rivayetler hep Abdullah İbni Ömer'den geldi. 3 dirhem kıymetinde olan bir şeyi çalarsa eli kesilir. قال أبو جعفر إمام التحاوي dediler ki فكان الذي في هذه الآثار o hadisi şeriflerde olan hüküm أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz قطع في cehfetin bir kalkanı çalan adamın elini kesti yani bir kalkanda el kesildi öyle kalkan ki kıymetuha selasetü derahimi 3 dirhem kıymetinde olan bir kalkanın kesilmesinde çalınmasında Resulullah Efendimiz el kesti. وَلَيْسَ ف۪يهَا Bu hadislerde yok. Başka bir hadislerde de yok ki اَنَّهُ لَا يُقْتَعُ Kesilmez. Ne de ف۪يمَا هُوَ اَقَلُّ مِنْ ذَٰلِكَ Bundan az olursa onda el kesilmez diye bu rivayette yok. Birisi de kalksa dese ki 2 dirhem kıymetinde bir şey çalarsa el kesilir mi kesilmez mi? Bilmiyoruz. Bu hadislerde bu var mı? 3 dirhem olursa el kesilir, 3 dirhemden az olursa kesilmez. Bu yok. Yalnız Resulullah Efendimiz 3 dirhem kıymetinde olan kalkanı çaldığından dolayı el kesmiş. Fazlasında evla bitterik el kesilecek. Fakat 3 dirhemden az olursa el kesilecek mi, kesilmeyecek mi? O zikredilmiyor. Bu hadislerde bu yok. Şimdi bir de bunu aradık. Acaba 3 dirhemden az olursa kesilir mi, kesilmez mi? Böyle bir rivayet var mı? فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكَ Buna nazar ettik, aradık. فَاِذَنَّ اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدْ Baktık ki Ahmed ibn Davud قَدْ حَدَّسَنَا Bize rivayet ediyor. Kim diyor bunu? İmam-ı Tahavi. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا صالح أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن سعد rivayet ediyor ki Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu ta'ala'dan rivayet ediyor ki Sa'd ibn Vakkas dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem قال buyurdular La yukta'u s-sariku illa fi semenil micenni La yukta'u eli kesilmez. Es-sargu hırsız, hırsızın eli kesilmez. İlla fi semenil micenni. İlla bir kalkan alacak kadar bir para ise eli kesilir. Para müeyyen değil de demek bir kalkanın kıymeti vakitte ne yapıyorsa en aşağı bir kalkan olacak tabii. En yükseği değil. Kalkanlar da çeşit çeşit. Deriden var, polattan var. Hepsi bir değil. Yani en aşağı derecede olan bir kalkanın kıymeti kadar bir şey çaldım, eli kesilir. Ondan aşağı olursa eli kesilmez. Şimdi burada bir kalkan 3 dirhem kıymetindeydi, eli kesildi. Olur ki bir kalkan da olur ki 2 dirhem kıymetinde. O da kesilir. Niye? Kalkanın kıymetinde kesilir. Kalkanın kıymetinden aşağıda kesilmez diyor. فَعَلِمْنَا بِهَذَا Bununla bildik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz وَقَّفَهُمْ Onları durdurdu اِنْدَ قَتْعِهِ فِي الْمِجَلِّ Onlara bir hudut tayin etti ki siz bir kalkanın kıymetinde olursa el kesin. Miktarı bu. عَلَى أَنَّهُ Şunun üzerine ki لَا يُقْتَعُ فِي مَا قِيمَتُهُ اَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الْمِجَلِّ Eğer kalkan kıymetinden aşağıysa onun kıymeti o el kesilmez. Onu bildirmiş oldu ashab-ı kirama. فَذَهَبَ قَوْمٌ Ulemadan bir kısmı zahip oldular ki اِلَا اَنَّ السَّارِكَ يُقْتَعُ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ Hırsızın çalmış olduğu bir kalkan alacak kadar olursa ister 3 dirhem ister daha aşağı eli kesilir. اَلَّذِي قَدَّرَهُ İbn-i Ömer radıyallahu anh Fakat o kalkanın kıymetinde de Abdullah İbni Ömer'in sözünü aldılar dediler ki kalkan kıymeti ne kadar olur? Abdullah İbni Ömer ne dedi? Fî semenil micenni ve selâsetü dirhem. 3 dirhem. Abdullah İbni Ömer'in hadisinde bu. Fakat Sa'd İbni Vakkas'ın hadisi mutlak. Olur ki 3 dirhemden az da olabilir. Ve lâ yukta'u fî mâ huve eqallu min zâlik. Abdullah İbni Ömer'in hadisini alarak dediler ki 3 dirhemden aşağı olursa eli kesilmez. Evet. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında ihticac ettiler, delil getirdiler. بِمَا رَوَوْهُ Rivayet etmiş oldukları şeyi. مِنْ هَذَا Bu meseleden عَنْ İbn-i Ömer radıyallahu anhuma Abdullah İbn-i Ömer'den gelen hadisleri delil ittikaz ettiler ki hırsızlığın en aşağı haddi 3 dirhemdir dediler. 3 dirhem miktarında bir şey çalırsa eli kesilir. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Ülemadın diğerleri bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki لَا يُقْتَعُ السَّارِكُ السَّارِكٍ Eli hırsızın eli kesilmez. اِلَّا فِي مَا يُسَاوِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَعِدَ İlla 10 dirhem kıymetinde olacak yahut daha ziyade olacak. 10 dirhemden aşağı olursa eli kesilmez. Bu ikinci mezhep sahipleri de bunu iddia ettiler. Birinci mezhep sahipleri Abdullah İbni Ömer'den delil getirdiler. Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın hadisi de var. Bunların delilleri وَاَحْتَجُّوا ف۪ي ذَٰلِكَ بِمَا حَدَّسَنَا. Bunlar diye ihticac ettiler. İmam-ı Tahavi diyor ki bize rivayet edilen hadisler. Kim ona rivayet eylemiş? İbn-i Ebi Davud ve Abdurrahman İbn-i Amr-i Dimişkiyyü. Bunların ikisi İmam-ı Tahavi'ye rivayet eylemişler. Kala, her ikisi de dediler ki haddesena Ahmed ibn Halid el-Vehbiyyü. Kala haddesena Muhammed ibn İshak an Eyyub ibn Musa an Ata'in an İbn Abbasin radıyallahu anh. Hatta Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledi. Kale, Abdullah ibn Abbas dediler ki kâne kıymetül micenne. O kalkanın kıymeti oldu. Hangi kalkan? Ellezî kata'a fî Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber Efendimiz bir kalkan çaldı da elini kesti ya, o çalınan kalkanın kıymeti oldu. Ne oldu? Aşarate derahime, 10 dirhem oldu. Demek Resulullah Efendimiz bir kalkanın çalınması dolayısıyla eli kesmiş ama bunun kıymetinde ihtilaf oldu. Abdullah bin Ömer diyor ki 3 dirhem ederdi. Abdullah bin Abbas diyor ki 10 dirhem ederdi. İhtilaf kalkanın kıymetinin tekdirinde ihtilaf oldu. Çalınan kalkan el-Uhud'da kesilmiş ama bu kalkan kaç kuruş ederdi? Abdullah bin Ömer diyor ki 3 dirhem ancak ederdi. Abdullah bin Abbas da diyor ki hayır 10 dirhem ederdi. Şimdi birinci kavle sahip olanlar Abdullah ibn Ömer'in tekdirini kıymetmiş diye onu aldılar. İkinciler diyorlar ki hayır. Müttefekun aleyh olan hangisidir? Müttefekun aleyh olan 10 dirhemde ittifak olur. Yani bir adam birçok mal çalınır. Şimdi 3 dirhemde çalınır diyen Abdullah ibn Ömer'in hadisini ittikaz ettiler. Her iki taraf diyor ki 3 dirhemde hırsızın eli kesilmez. 10 dirhem oldu mu her iki taraf onda ittifak eder mi? Etmez. Eder. 3 onun içinde. 3 onun içinde. Bir adam 10 dirhem kıymetinde mal çalarsa ikinci kavul zaten onu nisap koymuş. Birinci kavul de diyor ki bu 3 onun içinde 3 defa var da kesilir. Öyleyse bunda ittifak var dediler. Evet. حدثنا ابن أبي داود وعبدالرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا الذهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله. Peki bu hadis-i şerifi Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledi. Bunu da Amr ibn Şuayb'den. O da bu hadisi rivayet eyledi. Yani bu hadisin ravisi iki tane oldu. Haddesena Fâhatun kâle haddesena Muhammed ibn Sa'id ibn el-Esbahaniyyü kâle akhbereni Muaviye ibn Hişam an Süfyan an Mansur'un Mücahidin ve Ata an Eymen el-Habeşi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eymen'in Habeşi dedi ki ednâ mâ ol bir şeyin en aşağısı ki yukta'u fihi sarik. Sarik'in eli kesilir. Hırsızın eli kesilir. İşte o kesilmenin sebebi olan malın en etnası nedir? Semenül micenni, bir kalkanın parasıdır. Kâle Ümmü Eymen dedi ki ve kâne yukavvamu. O vakitler, o zamanda bir kalkana kıymet verilirdi yevme izin, o günü. Resulullah Efendimiz'in emrettiği günler tekvim edilirdi. Yani kıymet biçilirdi. Ne kıymet biçilirdi? Dinaren bir altın. Bir altın olunca iş daha büyüdü. Bir altın 100 dirhem. O zaman bir kalkanın kıymeti 100 dirhemdi. Bu da değişti. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena Yahya ibn Abdülhamid'il حماني قال حدثنا شريك عن منصور عن عطاء عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أيمن. Ümm Eymen bildiniz mi? Ümm Eymen Peygamber Efendimizin cariyesiydi ya, babasından kalan. Allah-u Alem onu kastediyor. Yoksa Eymenül Habeşi o başka bir şahıs. Eymenül Habeşi anası Ümm Eymen'den rivayet ediyor. Kâlet Ümmü Eymen dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular la yukta'u yedus sariki, hırsızın eli kesilmez illa fi cehfetin, illa bir kalkanda. Cehfe aşağıda bir rakamında diyor ki bi fethel hâil mühmele vel cimi vel fâhiyyet türsü, kalkan. O kadar. Yani en aşağı bir kalkan. Bir kalkan kıymetinde olursa eli kesilir. Ve kuvvimet yevme izin, bir kalkan da o günü tekdir edildi ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in ahdinde dinaren bir altın evaşere dirahim yahuttuğun dirhem. Öyleyse o zamanda dinar 10 dirheme gidiyormuş, bundan o anlaşıldı. Şimdiki dinar 100 dirheme gidiyordu. O zamanda 10 dirhem gümüş, 1 dinarmış. Öyle diyor ya, 1 dinar yahut da 10 dirhem. Onun için Hanefiler buradan aldılar. 1 dinar 10 dirhem gümüş, 10 dirhem gümüşten aşağı olursa el kesilmez. 10 dirhem gümüş yahut daha ziyade olursa el kesilir. Bu oldu iki mezhep. وَقَدْ زَهَبَ Yok, var. فَلَمَّ اَخْتُلِفَ ف۪ي قِيمَةِ الْمِجَلِ Kalkanın kıymetindeki ihtilaf olundu. اَلَّذ۪ي قَتَعَ ف۪يهِ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz zamanında çalınan kalkan hakkında hırsızın elini kesmiş, fakat kıymetinde ihtilaf olundu. Abdullah ibn Ömer 3 dirhem dedi. Abdullah ibn Abbas 10 dirhem dedi. İhtilaf olundu. Öyleyse اُحْتِيْتَ ف۪ي ذَلِكِ Bu meselede ihtiyat olundu. İhtiyat edelim. Felem yukta, öyleyse kesilmez. İlla fîmâ, illa bir mal da kesilir ki kad ücmi'a, icma olundu ki enne fîhi, o onda orucudur vefâen bi kıymetil micen, kalkanın kıymetinde vefa vardır. Bir kalkan alabilir. Elleti, evet öyle kıymet ki cealaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz onu kıldı. Miktaren bir miktar kıldı ki la yukta'u fîmâ ve akallu minha. Ondan az olursa eli kesilmez. İttifak ne oldu? Vahya aşeretü derahim. 10 dirhem oldu. İhtiyat. Çünkü 10 dirhem kıymetinde olursa her iki tarafa göre bunun elinin kesilmesi vacip. Yok 3 dirhem kıymetinde olursa bir kısmına göre onun elinin kesilmesi vacip, bir kısmına göre vacip değil. Vacip olmayınca zulm olmuş olur adama. Öyleyse ihtiyat tarafını tutalım. 10 dirhem kıymetinde olursa elinin kesilmesi vacip. 3 dirhem olursa ihtilaflı. وَقَدْ ذَهَبَ آخَرُونَ Üçüncü bir taifede sahip oldular. İlâ ennehu şuna ki la yukta'u kat olunmaz illa fi rub'i dinarin fesaiden. Rub'i dinar olacak ya daha fazla. Rub'i dinar, dinar 10 dirhem olduğuna göre 2,5 dirhem. Demek 3 dirhemden aşağı olur. 2,5 dirhem olursa 2,5 dirhem olursa eli kesilir. Daha yukarı olursa kesilir. Ama 2,5 dirhemden aşağı olursa kesilmez. Bu da üçüncü bir kavim. Vehteccu fi zâlike bima haddesena Yunus. قال أخبرنا سفيان بن عيين عن الزهري عن عمرة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Bunlar da delil getirdiler ki Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurdular ki kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yakta'u hırsızın elini keserdi fi rub'i dinarin fesaide dinarın 1/4 yahut da daha ziyade olursa elini keserdi. Rüb'i dinar etti 2,5 dirhem. Kıyle lehum bu üçüncü kavle sahip olanlara denilir ki leyse hâda hücceten izâ sizin bu getirdiğiniz hadis delil değildir. Neye? Alâmen bir kimse üzerine ki zehebe o zahib oldu. İlâ ennehu lâ yukta'u illâ fi aşereti dirahim. 10 dirhem olmazsa eli kesilmez diyen adamların aleyhine bu sizin dediğiniz hüccet değildir. Niçin? لأن عائشة رضي الله عنها Hazreti Ayşe innema ahbaret haber verdi. Neden haber verdi? Amma qat'a fi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin kesmiş olduğu şeyde. Peygamber Efendimiz bir kalkan ki 2,5 dirhem kıymetinde onda el kesmiş ama bu hüküm olmuş mu olmamış mı? Bu delil değil ki Resulullah Efendimiz kesmiş sonradan belki nesk edilmiş. O ihtimali var. فَيَحْتَمِلُ Muhtemil olur ki en yekûne zâlik Hazreti Ayşe radıyallahu ta'ala dedi ki ola لَاَنَّا Hazreti Ayşe قَوَّمَتْ مَا قُتِعَ ف۪يهِ O eli kesilen şeyin, malın onu tekvim etti. Öyle tekvim etti. فَكَانَتْ قِيمَتُوا عِنْدَهَا رُبْعَ dinar Hazreti Ayşe indinde o rüb'ü dinar kıymetindeydi. O adamın çalmış olduğu neydi? Bir mal idi. O mal ne kadar ederdi? Hazreti Ayşe 10 euro bir dinar tekdir etti. Belki fazla ederdi. O da malum değil. فَجَعَلَتْ zalik Hazreti Ayşe bunu kıldı. مقدار ما كان النبي sallallahu aleyhi ve sellem yakta'u fi. Hazreti Ayşe kendiliğinden dedi ki, demek ki o çalınan mal ancak rüb'ü dinar ederdi. Öyleyse rüb'ü dinar ve ziyade olursa keserdi. Halbuki malum değil bu. Resulullah Efendimiz öyle bir şeyde kesmiş ama rüb'ü dinar değil. Yani onun için bu delil olmaz. وَاحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ اَيْدًا. Burada kalsın Allah-u Teala alem. وَاحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ اَيْدًا بِمَا حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنِ يَزِيدٍ عن ابن شهاب عن عروة وعمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع يد السارق في ربع دينار فقاعدا. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhadan rivayet eyledi. Üçüncü bir mezhep sahipleri dediler ki hırsızın elinin kesilmesi rub'ü dinarda kesilir. Rub'ü dinar oldu değil mi? Yani 2,5 dirhem. Birinci mezhep 3 dirhem dedi. İkinci mezhep 10 dirhem dedi. Bu üçüncü mezhep de rub'ü dinar diyor. Yani 2,5 dirhem. Bunlar da Hazreti Ayşe radıyallahu teala'dan rivayet edilen bu hadis-i şerifiyle ihticac ettiler. Hazreti Ayşe buyuruyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular yukta'u yedus sarik, hırsızın eli kesilir fi rub'i dinari, rub'i dinarda fesaiden ziyade olduğu halde rub'i dinar daha ziyade olduğu eli kesilir. Fekalu, bu üçüncü kavli zahib olanlar dediler ki haza, işte bu hadis-i şerif İhbarun min Ayşe radıyallahu teala anha, Hazreti Ayşe tarafından ihbardır. En kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavli şerifin ihbardır. Yani bak, siz dediniz ki Resulullah Efendimiz'den rivayet yok. İşte Resulullah Efendimiz'den rivayet olduğunu Hazreti Ayşe haber verdi. Fedelle zâlik, işte bu hadisi şerif delalet etti ki ennemâ zekernâ anha, Hazreti Ayşe'den rivayet etmiş olduğumuz hadis, fil hadis-i evvel, birinci hadiste min kat'in nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi rub'i dinarin fesaiden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rub'i dinarda ve daha ziyade de el kesmesinden haber vermiş olduğu hadisi innema ahazet zalik, Hazreti Ayşe bunu aldı en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. O da neden? Mimma vakkafaha aleyhi, Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'ye öğretti işte rüb'ü dinarda ve ziyadede kesilir. O miktar Hazreti Ayşe Resulullah Efendimiz'den öğrendiğinden haber verdi. Ala ma fil hadis, fi hadel hadis, bu hadisi şerifte olduğuna nazaran. La min cihati takvimiha, yoksa Hazreti Ayşe'nin kıymet koyması cihetinden değil. Neye kıymet koyması? لِمَا كَانَ قَتَعَ ف۪يهِ, Resulullah Efendimiz'in hırsızın elini kesti, bir malı çalmıştı ki ona Hazreti Ayşe rüb'ü dinar ederdi diye kıymet koymuştu diye itiraz ettiler de diyor ki hayır, sizin bu itirazınız yerinde değil. Bu Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a kendi kıymet koymadı. Resulullah Efendimiz'den işitmişti, onun üzerine o da öyle dedi. قِيلَ لَهُمْ, bunlara denilir ki hâdâ kemâ zekertum, sizin dediğiniz gibidir. Bu hadis-i şerif var. Resulullah Efendimiz'in hadisi olarak Hazreti Ayşe rivayet eyledi. Bu böyledir. Levlem yuhtelef, ihtilaf olunmasa idi. Fî zâlike, bu mesele hakkında anha, Hazreti Ayşe'de. Hazreti Ayşe'den gelen rivayetlerde ihtilaf olmasaydı sizin dediğiniz doğru olurdu. Fakat Hazreti Ayşe'den gelen ihtilaflar var. Rivayetlerde ihtilaf var. O ihtilaflar dolayısıyla sizin dediğinizi biz alamayacağız diyor. Peki başka türlü ne gibi rivayet var Hazreti Ayşe'den? Diyor ki fakat rava ibn Uyeyne, Süfyan ibn Uyeyne rivayet eyledi an-i Zühri'ye an Ümre'ten Ayşe'den, Hazreti Ayşe'den rivayet eylediği neyi? مَا قَدْ زَكَرْنَاهُ, bizim zikrettiğimiz hadis-i şerifi fil fasıl lezî kable hâdel fasıl, bu fasıldan evvel geçen fasılda zikrettiğimiz hadisi rivayet eylediği. فَكَانَ ذَٰلِكَ, evet öyleyse bu oldu. اِخْبَارًا minha, Hazreti Ayşe'den haber vermek oldu. اَنْفِعَلِ nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in fiilinden haber vermiş oldu. la an kavlihi, kavlünden değil. Süfyan İbni Uyeyne'nin hadisine yukarıda geçti, ona bakarsaksa bunlar ne oluyor? Hazreti Ayşe radıyallahu teala'na kendisi takdir ediyor. Resulullah Efendimiz hırsızı getirdiler, elini kesti, neyi çalmıştı? Bir şeyi çalmıştı ki onun kıymetini Hazreti Ayşe rüb'ü dinar takdir etmişti. Süfyan İbni Uyeyne'nin rivayet etmiş olduğu hadis ona delalet ediyor. Yoksa Resulullah Efendimiz rüb'ü dinarda el kesilir dediği değil. Ve Yunus ibn Yezid endeküm. Sonra Yunus ibn Yezid sizin indinizde la yuqaribu ibn Uyeyne. İbn Uyeyne'ye yaklaşamaz. Değil onun misli ola, ona yaklaşamaz da. Fe keyfe tahdeccune bima rava. Onun rivayetiyle nasıl siz delil getiriyorsunuz? Ve ted'une ma rava ibn Uyeyne. İbn Uyeyne'nin rivayetini terk ediyorsunuz. Evet. Belki zayıf olan adamın Yunus ibn Yezid'in rivayetini alıyorsunuz. Süfyan İbni Uyeyne varken Yunus İbni Yezid'in rivayeti alınmaz. قالوا onlar dediler ki فَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثِ اِذَا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَقَدْ رُوِي هَذَا الْحَدِيثِ bu hadis rivayet edildi. اِذَا Hazreti Ayşe'den rivayet edildiği gibi مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ bu vecihten gayrisi yani umreten Ayşe'den. Hazreti Ayşe'den gene rivayet edildi ama bu senetle değil. Ve Süfyan İbni Uyeyne'nin ne Yunus ibn Yezid'in terikiyle değil, başka bir terikle. Kema revahu Yunus ibn Yezid. O üçüncü tarik Yunus ibn Yezid'in rivayeti gibi rivayet edildi. Fezekeru zikreylediler. Ma haddesena Yunus. Kale haddesena ibn Vehbi. Kale akbereni mahremet ibn Bükir. An ebihi, an Süleyman ibn Yesar, an umreten Ayşe'te enneha kalet. Hazreti Ayşe buyurdular ki Semih-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i işittim. Yakulu derdi ki la yukta'u yedus sarik. Hırsızın eli kesilmez illa fi rub'i dinarin fesaiden. Rub'i dinarda daha ziyade olduğu halde. İşte bu başka bir senet. Demek ki Hazreti Ayşe'den gelen rivayet Yunus ibn Yezid'in rivayetine uygun oldu. Buna ne diyeceksiniz? Bunun cevabına da diyor ki قِيلَ لَهُمْ onlara cevaben denilir ki كَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِهَذَا siz bu hadisle nasıl ihticac edersiniz ki وَاَنْتُمْ تَزْعُمُونَ siz zü'm ediyorsunuz ki اَنَّ مَخْرَمَةَ bu ravilerin içinde mahreme لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَب۪يهِ harfen babasından bir harf bile işitmedi. Halbuki bu mahreme ben babamdan işittim diye rivayet ediyor. Halbuki babasından bir hadis işitmemiş. Ve enne ma rava anhu murselun. Mahreme kendi babasından rivayeti mürseldir. Yani arada başka bir adam var, onun ismi zikredilmemiş. Onu zikretmemiş. Mahreme birisinden işitmiş, o da mahremenin babasından işitmiş. Buna ne diyor? Buna ashab-ı hadiste tedlis de derler. Kendi şeyhinin ismini hasfeder, şeyhinin şeyhinden rivayet eder. Bir tabiriyle de mürsel derler. Ve entüm la tahteccune bil mürsel. Siz mürsel ile ihticac etmiyorsunuz. Öteki adama diyor ki siz herhangi bir hadis mürsel olursa onu delil kabul etmiyorsunuz. Burada nasıl kabul ettiniz? Femimma yezkurune. Onların zikrettiklerindendir. Neden zikrettiklerinden? Mimma yenfevne bihi. Nefyedip kabul etmedikleri hadislerden dir. Ney? Neyi nefyettikleri? Sema'a mahremeten abihi. Mahremenin babasından eşitliğini nefyettikleri hadislerdendir. Ma bir hadis ki haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene ibn Ebi Meryem en khâlihi Musa ibn Seleme kâle seeltu mahremete ibn Bükir. Musa ibn Seleme diyor ki ben mahremeye sordum. Hal semi'ate min ebike şeyen kendi babandan bir hadis rivayet ettin mi, işittin mi? Fekale la, işitmedim. İşte bunu siz kendiniz zikrediyorsunuz. Bunu mahremeden rivayet edip zikrediyorsunuz ki mahreme babasından bir şey işitmemiş. Öyle olduğu halde yukarıki hadisi mahreme babamdan işittim diye rivayet ettiği hadisi nasıl kabul ediyorsunuz? Hem kendiniz diyorsunuz ki mahreme babasından bir rivayet yapmamış. Hem de onu delil ittihaz ediyorsunuz. Galu onlar dediler ki fe innehu kadreva قد روي هذا الحديث بحديث رواية edildi العمرة عمرة كما رواه Yunus ibn Yazid. Yunus ibn Yazid'in rivayeti gibi rivayet edildi. Hani Zühri'yi anha reva olacak. Galu dediler ki فَاِنَّهُ قَدْ رَوَا هَذَا الْحَدِيثَ bu hadisi rivayet eyledi. اَنْ عُمْرَةُ عُمْرَةً كَمَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ anha. Yunus ibn Yazid Zühri'den o da Umre'den rivayet ettiği gibi bu hadisi şerifi rivayet eyledi. Kim? Yahya bin Sa'id'in eyda. Yahya bin Sa'id de rivayet eyledi dediler. Ve zekeru fi zalik. Bunun hakkında da zikreylediler. Ma'ul bir hadisi şerifi ki Haddesena Muhammed ibn Huzeyme قال حدثنا Müslim ibn İbrahim قال حدثنا Ebban ibn Yezid قال حدثنا Yahya ibn Sa'id en Umre'ten Aişe'te enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem قال. Siz mahremeyi kabul etmiyor musunuz? İşte öyleyse biz Yahya bin Sa'id'in Umre'den rivayetini getirdik. Mahremeyi getirmedik. Buna ne diyeceğiniz var? Burada da yine Hazreti Ayşe diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular. Yukta'u yedus sarik fi rub'u dinarin fesaiden. Hırsızın eli rub'u dinarda ve daha ziyadede oldu mu eli kesilir. Qile lehum cevaben ona denilir ki kad ruviye hadel hadis an Yahya. قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ يَحْيَا Yahya'dan bu hadisi rivayet eyledi. Siz burada Yahya'dan kim rivayet eyledi? Eban İbni Yezid rivayet eyledi Yahya'dan. Halbuki bu hadisi rivayet eyledi. En Yahya Yahya'dan men huve esbetu min Eban. Eban'dan daha sabit, daha kuvvetli bir adam rivayet eyledi. فَاَوْقَفَهُ عَلَى Aişe. O rivayeti Hazreti Ayşe'de durdurdu. Yani Peygamber Efendimiz'in hadisi değil de Hazreti Ayşe'nin kendi sözü olduğunu rivayet eyledi. Ve lem yerfa'hu ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e ref etmedi. Yani demek ki burada Yahya bin Sa'id'in bu rivayeti Eba'nın rivayeti teyit etmiş oluyor. Bu sözün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi sözü olduğunu söylüyor. Halbuki daha ondan evsek, daha kuvvetli bir zat bunu rivayet ediyor. Hadisi Hazreti Ayşe'de durduruyor. Resulullah Efendimiz'in kavli şerifidir demiyor. O hangisi? Eban'dan gayri kim rivayet etmiş Yahya bin Sa'id'den? Onu zikrediyor. Diyor ki Haddesena Yunus kâle ahberene ibn Vehbin enne maliken haddesehu an Yahya bin Sa'id. Bak Eban'dan daha kuvvetli kimi getirdi? Malik'i getirdi. İmam Malik diyor ki Yahya ibn Sa'id bize rivayet eyledi. An Umrete binti Abdurrahman enne Aişete zevcen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Peygamber Efendimiz'in zevcesi Hazreti Aişe dedi ki Ma tâle aleyye benim üzerime uzamadı. Uzamadı ne? Ey ma tâle zemanu aleyye benim üzerime yani bunun üzerine çok zaman geçmedi. Ve la nesitü ben unutmadım da. El-kat'u hırsızın elinin kesilmesi fi rub'u dinarin rub'u dinarda orucudur. Fesailin ziyade olduğu halde. İşte bu söz Resulullah Efendimiz'in hadisi diye mi nakletti? Hazreti Ayşe olsa kendi sözü olarak mı söyledi? Kendi sözü olarak söyledi. Hazreti Ayşe dedi ki ben zaman geçmedi unutmadım da hırsızın elinin kesilmesi rub'u dinardadır. Buna ne diyorlar? Ehl-i hadiste mevkuf diyorlar. Mevkuf oldu. Haddesena Muhammed ibn İdris el-Mekkiyyü kâle haddesena el-Hümeydiyyü an Süfyâne kâle haddesena erba'atun an Amre an Aişe an Umreten Aişete lem yerfehu Abdullah ibn Ebi Bekrin ve Züreyq ibn Hakim el-Eyli ve Yahya ve Abdurrabbih ibn Sa'id ve Zühriyyü ahfazuhum kulluhum İlla enne fi hadisi Yahya ma kad delle alel rak'i. Ma nesitu ve la tâle aleyye el-kat'u fi rub'i dinarin fesayda. Bu hadiste Muhammed ibn İdris rivayet ediyor. Diyor ki 4 kişi rivayet eylediler. Ömre'den, o da Hazreti Ayşe'den. Hiçbirisi laf etmedi. Yani Resulullah Efendimiz'in kavli şerifidir demedi. O 4 kişi kim? Abdullah ibn Ebi Bekir 1, Züreyk ibn Hakim Leyli 2, Yahya bin Sa'id 3, Abdurrabbih ibn Sa'id 4. Yahya ile Abdurrabbih bunlar kardeşmişler Sa'id'in oğulları. Bu 4 kişi rivayet eylediler ki bunların içinde Zühri'de var ki Züve Zühri ahfazum kulluhum. kulluhum. Bunların hepsinden daha ziyade hadisi hafizdir. Onların hiçbirisi ref etmedi. Yani Resulullah Efendimiz'in hadisidir demediler. İlla enne fi hadisi Yahya. Yalnız Yahya bin Said'in hadisinde olucudur. Ma bir ibare ki kaddelle ala ref'i, ref'e delalet eder. Ref'i yani Resulullah Efendimiz'in kendi olduğuna delalet eder. O da ne? Ma nesitu ve la tale aleyye. El-gad'u fi rub'i dinarin fesaiden. O delalet eden de bu. Ben unutmadım. Neyi unutmadım? Yani Resulullah'tan işittiğimi unutmadım. Ona gidiyor. وَلَا تَعْلَى عَلَيَّ Zaman da bana uzamadı. Yani çok zaman geçmedi. اَلْقَتْ ve hırsızın elinin kesilmesi fi رُبْعِ دِينَارٍ رُبْعِ dinardadır. Fesaidin daha ziyade olduğu halde. Dinar 10 dirhem. 10 dirhemin rüb'i 2,5 dirhemidir. Yani bu üçüncü kavle göre 2,5 dirhem kıymetinde bir eşya çalarsa hırsız eli kesilir. حدثنا يونس قال أخبرنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة أنها سمعت عائشة حضرت عائشة işitti تقول حضرت عائشة derdi ki القتل في ربع دينار في الصعيد hırsızın elinin kesilmesi rub'u dinarda ve daha ziyadededir. Bunlar hep hadis olarak değil, Hazreti Ayşe'nin sözü olarak geçiyor. فكان أصل حديث يحيى Yahya'nın hadisinin asli an Umre'den huve ma zekerna bizim zikrettiğimizdir. Mimma revahu an ve ehlül hifz ve itkan ehli hifz ve itkanın rivayet ettikidir. Kim onlarda? Malik ve İbn Uyeyne, Malik İbn Süfyan İbn Uyeyne'nin rivayet ettikidir. La kema revahu Eban İbn Yezid. Eban İbn Yezid'in rivayeti gibi değildir. Fergi ne? Eban İbn Yezid diyor ki Hazreti Ayşe Resulullah Efendimizin kavli olarak rivayet eyledi. Fakat Süfyan İbn Uyeyne, Malik Hazreti Ayşe'nin kavli olarak rivayet eylediler. Fakat orada bir incelik var ki Hazreti Ayşe kendi sözü olarak söylese bile kendisi şeriatı kurmuyordu ki muhakkak Resulullah Efendimiz'den işitti de söyledi. Çünkü bunlar tevkifi şeylerdir. Aklından olan şeyler değil. Fakat ne olursa olsun şimdi bu üçüncü mezhebin sözünü çürütmek için yani illa nisabın, hırsızlıkta nisabın 10 dirhem olmasını ispat için öteki adamın en zayıf noktasını görüp oraya hüküm ediyor. Bu üçüncü mezhebe sahibi olanlar getirmiş olduğu bu hadisi şerhi çürütmek için diyorlar ki bu Hazreti Ayşe'nin kendi sözüdür. Resulullah'ın sözü değildir. Binaenaleyh bu öteki hadislere muariz olamaz demek istiyor. Kulası bu. Lakin ve fihi ma fihi. Fakat ade hadisu Yahya ibn Sa'id. Öyleyse Yahya bin Said'in hadisi avdet etti. Kimden? En Umre'den Ayşe'te radıyallahu anha. Hazreti Umre, Hazreti Ayşe'den rivayet etmiş olduğu hadis avdet etti. İlâ nefsiha, kendi nefsine. Hazreti Ayşe'ye. Yani bu rivayet Hazreti Ayşe'nin sözü. Rüb'i dinarda hırsızın elinin kesilmesi Hazreti Ayşe'nin kendi sözüdür. Hadis değildir. Ne için? İmmâ li tekvîmiha. Ya onu takvim ettiği için. Yani Resulullah Efendimiz'e bir hırsızı getirdiler, bir şey çalmıştı. Elini kesti, o çaldığı rüb'ü dinar değil, bir eşya. Hazreti Ayşe de ona baktı, o etse piyasada rüb'ü dinar eder. Kendisi tekbir etmişti, böyle olabilir diyor. Evet. İmma li tekvimiha, Hazreti Ayşe tekvim ettiği için. مَا قَدْ خُولِفَ ف۪ي تَوْقِيفِهِ Tevkiti, onun miktarında ihtilaf olunan şeyin kıymetini Hazreti Ayşe rüb'ü dinar takvim ettiği için, kıymet koyduğu için. وَلَمْ يَسْبُتْ ف۪يهِ Bunun miktarında sabit olmadı. Anha Hazreti Ayşe'den. O da kimden ravi olduğu halde? Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den. Ravi olduğu halde Hazreti Ayşe'den miktar hakkında sabit olmadı. Şeyin hiçbir şey Resulullah Efendimiz'in de şu miktarda kesilir diye bir kavli şerifi yok. Hep mesele Resulullah Efendimiz hırsızın elini kesmiş. Bir eşya çalmış. O şeyin kıymeti neymiş? İhtilaflı. Bazıları dediler ki 3 dirhem kıymetinde bir kalkan idi. O da 3 dirhem kıymetindeydi. Abdullah ibn Abbas da dedi ki hayır kalkan 10 dirhem kıymetindeydi. Hazreti Ayşe de diyor ki rüb'ü dinar kıymetindeydi. Çalınan şey kalkan. el kesilmesi de o onda. Fakat o kalkanın kıymetinde üç türlü ihtilaf oldu. Rüb-i dinar diyenler onu delil ittikaz etti. Çalınan bir adam rüb-i dinar kıymetinde bir şeyi çalırsa el kesilir. Ötekiler dediler ki hayır. üç dirhem tekdir edildi. Çalınan şey 3 dirhem kıymetinde olursa el kesilir. Daha ötekiler de dediler ki hayır. 10 dirhem tekdir edildi. 10 dirhem olursa kesilir. 3 kavul oldu. Ve emmâ mestedelle bihi İbn-i Uyeyne, Süfyan İbn-i Uyeyne'nin istidlal etmiş olduğu hadis. Ala enne hadisi Ayşe radıyallahu teala anha, Hazreti Ayşe'nin hadisi ki mimma revahu Yahya ibn Sa'id, o da Yahya ibn Sa'id rivayet etmişti. An Umrata anha, Umra'dan, o da Hazreti Ayşe'den. Merfu'un, merfu'dur. Merfu ne demek? Resulullah Efendimiz'in sözüdür. Ne ile? Ne sebebiyle istidlal etti? Bi kavliha, Hazreti Ayşe'nin kavliyle. Ne kavli? Ma tâle aleyye ve la nesîtü. Benim üzerime çok zaman geçmedi ve ben de unutmadım. Rüb-i dinarda kesilirdi. Rüb-i dinarda kim keserdi? Resulullah Efendimiz. İşte bunda delalet var ki Hazreti Ayşe bunu Peygamber Efendimiz'den almış. Diyor ki bir zaman çok geçmedi, ben unutmadım da rüb-i dinarda kesilirdi hırsızın eli. Bunda refi hükmü var. Yani Resulullah Efendimiz'in kavli şerifinin olduğuna delalet var. فَاِنَّ ذَٰلِكَ عِنْدَنَا. Fakat diyor siz bu var ama bizim indimizde bu la delalete fihi, bu sözde delalet olmadı. Alâmâ zikr olunan şeye ki bu Resulullah Efendimiz'in sözüdür. Bu sözde ona delalet yok. وَقَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا فِي ذَٰلِكَ. Caiz ki bu ibarenin bu hususta manası ola. Ne ola? مَا تَعْلَ عَلَيَّ وَلَا نَس۪يتُ. Benim üzerime zaman geçmedi, ben de unutmadım. Neyi? Neyi unutmadım? مَا قَتَعَ. O bir şeyi ki kat etti fihi anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz hırsızın elini kesti. O da neden? مِمَّا كَانَتْ. Şul bir eşyalardan ki oldu. قِيمَتُهُ قِيمَتِ. اِنْدَهَا. Hazreti Ayşe'nin indinde oldu. Onun kıymeti Hazreti Ayşe'nin indinde oldu. Ne oldu? Rüb'a dinar. Rüb'a dinar oldu. Biz bu manayı alırız. Resulullah Efendimiz bir şey çalındı. İşte o kalkan yasas geçiyor. Hazreti Ayşe'nin indinde onun kıymeti rüb'ü dinar idi. Hakikatte rüb'ü dinar demek değil. Yahut da Resulullah Efendimiz rüb'ü dinar oldu mu hırsızın eli kesilir diye bir şey buyurmadı. Hazreti Ayşe'nin tekdiri. Böyle olmuş olur. Biz böyle mana veririz dediler. Ve kıymetu inde gayriha. Hazreti Ayşe'nin indinde rüb'ü dinar ama başkalarının indinde onun kıymeti ekteru min zalik. Rüb'ü dinardan fazla olur. فَيَعُودُ مَعْنَا حَد۪يثِهَا هَذَا. İşte Hazreti Ayşe'nin bu hadisinin manası raci olur. İlâ ma'na ma kad raveyna anhu kabla hâzâ. Bundan evvel rivayet edilen hadisin manasına raci olur. O da neden? Min zikrâ. Hazreti Ayşe radıyallahu teâlâ'nın zikrettiğinden. Neyi? مَا كَانَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem yakta'u fihi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeydeki hırsızın elini keserdi. وَمِنْ تَقْوِيمِهَا. Hazreti Ayşe'nin de ona kıymet koyması ki اِنَّهُ رُبْعُ dinar. O da rüb'ü dinar. Buna raci olur. Yani dolaşır, fırlaşır. O kıymeti, rüb'ü dinar kıymetini koyan kim olmuş olur? Hazreti Ayşe'nin kendisi. Yani Resulullah Efendimiz'in kendi femi saadetinden rüb'ü dinarda hırsızın eli kesilir diye bir ibare yok. Hazreti Ayşe öyle tekdir etmiş. Rüb-i dinarda kesilirdi. Yani o bir şey ki rüb-i dinar kıymetinde bu Hazreti Ayşe'ye göre. Başkaları da ona fazla kıymet koymuş. Fein galu derlerse ki fakat revahu Ebu Bekir ibn Amr ibn Hazmi. Hangisi? Ve min tekvimiha iyyahu. Hazreti Ayşe'nin tekvim etmesi iyyahu. Umaya raci, kes edildiğinden şey, ben innehu mu dedim ha? İyyahu. Bir rüb'ü dinar, rüb'ü dinar ile onu öyle takdir etti. Fein galu deseler ki, fakat revahu Ebu Bekir ibn-i Amr ibn Hazmi. El-Umreten Ayşe radıyallahu anha. Ebu Bekir ibn-i Amr rivayet eyledi bunu. Misle ma revahu Eban ibn Yezid. Eban ibn Yezid'in rivayeti gibi rivayet eyledi. Yani Hazreti Ayşe Resulullah Efendimiz böyle dedi diye. Resulullah Efendimiz'in kavli şerifi olarak Eban İbni Yezid rivayet eyledi ya, ona bir takviye için bir rivayet daha bulduk ki o da Ebu Bekir İbni Amr rivayet ediyor. En umreten Ayşe'te radıyallahu teala anha. Yine Hazreti Ayşe'den geliyor. Ve zekeru fi zalike. Bu mesele hakkında da zikreylediler. Ma haddesena Muhammed ibn İdris el-Mekkiyyü kâle haddesena el-Hümeydiyyü kâle haddesena Abdülaziz ibn Ebi Hazim kâle haddeseni İbnü'l-Had an Ebi Bekir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazmin an Umrete binti Abdurrahman an Ayşe anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Umre Hazreti Ayşe'den, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet etti. Peygamber Efendimiz'den deyince kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La yukda'u yedü sarik, sarikin eli kesilmez, illa fi rub'i dinar, illa rub'i dinarda kesilir. Ve sahiden ziyade olduğu halde. Burada ne oldu? Bak, serahaten rub'i dinarda kesileceği Resulullah Efendimiz'in gavli şerifi olarak rivayet edildi. Haddesena İbrahim ibn Merzuh, kâle haddesena Ebu Amir, kâle haddesena Abdullah ibn Cafer. An Yezid ibn-i Had fezekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi İbrahim ibn-i Merzuk'da rivayet eyledi. Yukarkini Muhammed ibn-i İdris el-Mekki rivayet eyledi. Bunu da İbrahim ibn-i Merzuk. Yine İmam-ı Tahavi'de üçüncü bir senet daha var. Diyor ki haddesena Muhammed ibn-i Huzeymete ve Fehdun. Kale haddesena Abdullah ibn-i Salih. Kale haddeseni Yelleysu. Kale haddeseni İbn-i Had. Zekere bi isnadihi mislehu. Öyleyse 3 sened ile bu hadisi şerifi rivayet eylediler. 4. bir daha var. Haddesena İbn Ebi Davud kâle haddesena Amr ibn Avd kâle ahberena Hüseyin an Muhammed ibn İshak an Ebi Bekr ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm an Umreten Ayşe'te an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Şimdi bu 4 senetle ispat ediyorlar ki Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz buyurdu diyor. Buna ne diyeceksiniz? قِيلَ لَهُمْ Onlara cevaben denilir ki قَدْ رُوْيَ هَذَا كَمَا زَكَرْتُمْ Sizin zikrettiğiniz gibi bu rivayet var. Bu rivayeti biz inkar etmiyoruz. Bu rivayetler var. Hazreti Ayşe böyle dedi. وَلَاكِنْ لَا يَجِبُ عَلَى اُسُولِكُمْ Sizin kendi kaideniz üzerine, kendi asıllarınız üzerine vacip olmaz. اَنْ تُعَارِدُوا بَهَذَا الْحَدِيثِ Bu hadise, bizim rivayet etmiş olduğumuz hadise muareze edesiniz. Yani bu sözün Hazreti Ayşe'nin olduğuna muareze edesiniz. Neyle? مَا رَوَ الزُّهْرِيُّ Zührü'nün rivayet ettiği şeye. Bu hadisi alasınız da Hazreti Ayşe'nin rivayet etmiş olduğu bu hadis Peygamber Efendimiz'in sözüdür. Bununla Zührü'nün rivayetine muareze edesiniz. وَلَا مَا رَوَا يَحْيَا وَعَبْدُ رَبِّهِ اِبْنَا سَعِيدٍ Yahya ibn Sa'id, Abdü Rabbihi ibn Sa'id'in rivayetlerini muareze edesiniz. Çünkü onlar ne dediler? Bu Hazreti Ayşe'nin sözüdür. Sen diyorsun ki hayır, Hazreti Ayşe'nin sözü değil, Peygamber Efendimiz'in sözüdür. Siz bu muarezeyi yapmaya hakkınız yoktur. Sizin kendi kaideniz mucebince. Niçin? Kendi kaideleri neymiş? لَاَنَّ اَبَا بَكِرِ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِ بِنِ حَزْمِ Sizin bu rivayeti kimden getiriyorsunuz? Ebu Bekir ibn Muhammed'den birincide. Leyse lehu minel itqani ve la minel hifsi. Gerek itqan gerek hifz cihetinden onda olmadı. Ma li vahidin min haula. Zühri'nin yahut Yahya Abdurrabbihi'nin derecesinde onun ne hifsi var ne itqani var. Bunların derecesinde değil. Ve la limen rava hadel hadise eyza. Yine bir kimse için itkan olmadı. Hepsi itkanda o derece yüksek olmadı. Ki bu hadisi rivayet ettiler. Kimden? Ebu Bekir ibn Muhammed'in. Ebu Bekir ibn Muhammed'den rivayet eden adamlarda da o derece hepsi itkan olmadı. O da kim? Vahve ibn Had ve Muhammed ibn İshak. Bunlar. İndeküm sizin indinizde minel itkani li rivayeti vel hifz. Rivayet ve hifzde bunlarda olan itkan o derece olmadı. Ne derecesinde? Ma bir derecesindeki hifz-ü itkan ki limen rava hadise Zühri ve Yahya ve Abdurrabbi. Zühri'den, Yahya ibn Sa'id'den, Abdurrabbi'den rivayet eden adamların derecesinde değil bunlar. Ebu Bekir, Muhammed İbni Ebu Bekir o derecede olmadığı gibi ondan sonra nakledenler de her ikilerin derecesinde değil. Yani sizin usulünüzle sizin bu rivayet etmiş olduğunuz hadisin ricali zayıf demek istiyor burası. Fakat halefeyde bununla beraber muhalif oldu. Ebu Bekir ibn Muhammed fîmâ revân umrete min hâzâ. Umreden Ebu Bekir ibn Muhammed rivayet etti bu hadisi. Bu hadise muhalefet etti kim? İbnuhu kendi oğlu. Kendi oğlu muhalefet etti. Abdullah ibn Ebu Bekir. Oğul Abdullah ibn Ebu Bekir kendisine muhalefet etti. Başka türlü rivayet eyledi. O rivayeti getiriyor. Diyor ki haddesena Yunus kâle ahberene ibn Vehbin enne maliken haddese ve an Abdullah ibn Ebu Bekir'in umretena kâlet Ayşetu. Ömre diyor ki Hazreti Ayşe dedi ki el-gat'u fî rub'i dinârin fesaide. Hırsızın elinin kesilmesi rub'i dinar ve ziyadededir. Söz kimin oldu? Hazreti Ayşe'nin. Abdullah ibn Ebu Bekir babasına muhalefet eyledi. Bu Hazreti Ayşe'nin sözüdür dedi. Peygamber Efendimiz'in sözü değildir. Yine muhalefet eyledi. Ne dedi? Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın sözüdür dedi demek istedi. قال في إمكان هذا الأمر İmam-ı Tahavi diyor ki في إمكان هذا الأمر eğer bu emir olduysa يؤخذ من ciheti kesreti ruvat ihtilaf oldu mu hangi tarafın ravileri çokusa o alınır. Emir böyle olduysa فإن من روى هذا حديث عمرة عنها Ömre'nin Hazreti Ayşe'den bu hadisini rivayet edenler بخلاف ما رواه عنها Ebu Bekir ibn Muhammed Ebu Bekir ibn Muhammed'in rivayetinden ötekilerinin adedi ekseru adeden daha çoktur. Hazreti Ayşe'den bu rivayet geliyor. Bir Ebu Bekir ibn Muhammed'in rivayeti var. Bir de onun hilafına rivayet eden oğlu Hüseyin var. Öyleyse adedi itibariyle öteki daha çok. Eğer kesreti ruvat cihetiyle alınırsa ve inkâne yuhadu min cihetil itqân yok kesret-i ruvata bakmıyoruz da ravilerin hifz-i itkanına bakıyoruz. O cihetten alınırsa o itkanda nerede? Fir-ruvati vel hifz-i ravilerde hifzde itkan cihetinden alınırsa fe-inne limen rava hadise umrete anha Hazreti Ömre'nin Hazreti Ayşe'den rivayet etmiş olduğu hadisi için olucudur. Onu rivayet edenler için olucudur. Kimden? Min Yahya ve Abdurrabbih Yahya ve Abdurrabbi'den rivayet edenler için vardır. Minel itkani fir rivayeti ve zabt rivayet ve zabıtta leha onlar için vardır. Ma bir itkan ve zabıt vardır ki leyse le Ebu Bekir bin Muhammed. Ebu Bekir bin Muhammed'de o itkan ve hifz yoktur. İtkan hifzse de her iki tarafınki daha kuvvetlidir. Feyin galu deseler ki fakat revahu Ebu Selamete bin Abdurrahman ve gayruhu bunu Ebu Seleme başkaları da rivayet eylediler ki yani Peygamber Efendimiz'in kavli şerifidir. An umrete mislema revaha anha Ebu Bekir bin Muhammed. Ebu Bekir bin Muhammed'in rivayet ettiği gibidir. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz'in kavli şerifidir diye bunu delil getirirlerse fezekeru zikrederlerse fizalike bunda ma haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Ubeydullah ibn Salih قال حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيع عن العلاء بن الأسود بن حارثة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن حنيش أنهم تنازعوا في القتل. Bunların üçü Ala, Ebi Seleme ve Küseyr ihtilaf ettiler. Tenazeu fil katl. Yani hırsız ne miktar para ne miktar eşya çalacak ki eli kesilsin. İhtilaf ettiler. Fedehalu ala umrete yes'elûneha. Hazreti Ayşe'den bu hadisi rivayet eden Ömre'ye gittiler. Ona sordular. Dediler ki bir hırsız ne miktar para çalacak ki? Yani bir şeyin, çaldığı şeyin kıymeti ne miktar olacak ki? Eli kesilen. Fekalet, Ömre dedi ki kâlet Ayşe'tu. Ayşe dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular. La kat'a illa fi rub'i dinar. El kesilme yoktur, illa rüb'i dinarda vardır. İşte bu sarih hadis oldu. Resulullah Efendimiz'in kavli şerifi oldu. Qîle lehum, onlara cevaben denilir ki Emma Ebu Selemet. Ebu Seleme'ye gelince, bu üç ravi diyorsunuz ya, Ebu Seleme'ye gelince fela ne'alemu, biz bilmiyoruz. Li Cafer bin Rabi'ate, bundan rivayet eden Cafer bin Rabi'a için bilmiyoruz. Minhu, Ebu Seleme'den sema'an, hadis işitmesini bilmiyoruz. Ebu Seleme'den rivayet eden kim? Cafer. Cafer ibn-i Rabi'a. Cafer ibn-i Rabi'a ondan hadis rivayet ettiğini biz araştırdık, bulamadık. Onun talebesi değil, bu uydurma yani. وَلَا نَعْلَمُهُ لَقِيَهُ asla. Cafer Ebu Seleme'ye erişti mi erişmedi mi? Bunu da bilmiyoruz. فَكَيْفَ يَجُوزُ لَكُمْ, nasıl sizin için caiz olur ki en تَحْتَجُّوا بِمِسْلِ هَذَا, bu hadis gibi böyle meçhul adamlarının ondan rivayet etmiş mi, etmemiş mi, görmüş mü, görmemiş mi, böyle meçhul rivayetlerinden ihticac edesiniz. Ala muhalifikum, size kendinizi muhalefet edenlere. Ve taaradu bihi, hem de taarud edesiniz bu hadisle. Ma kad ravahu en umrete men kad zekerna, umreden daha kuvvetli senedi muttasilde rivayet etmiş oldukları hadise muhareze edesiniz. Bu caiz olmaz. Ve in ihteccu, ihticac ederlerse fi zalike eyza bi hadis Zühri'yi, yok Zühri'nin hadisiyle ihticac ederlerse فإنه حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرتني عمرة بن عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول. Hazreti Ayşe buyurdular ki inna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال, Peygamber Efendimiz buyurdular, yuqta'u sariqu fi rub'i dinarin fesa'ide, hırsızın eli rub'i dinar ve daha ziyade de kesilir. Bununla ihticac ederlerse ki bu kuvvetli bir senet. Bir daha geliyor. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا سفيان عن الزهري عن امرأة عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz buyurdular es-sariqu izâ sarak, hırsız çalarsa rub'a dinar çalarsa kutiali kesilir. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz buyurdular يُقْدَعُ الْيَدْ el kesilir fi rub'i dinarin fesaiden, rub'i dinarda ve daha ziyadede. İşte bunları Zühri rivayet ediyor. Bu hadislerden istidlal ederseniz ki bu söz Peygamber Efendimizin bizzat kendi kavli şerifidir. قِيلَ لَهُمْ, onlara denilir ki kadraveyne hadel hadis an Zühri'yi fi hadel bab, bu babda İmam-ı Zühri'den biz rivayet eyledik. O da nereden? Min hadisi ibn Uyeyne, Süfyan ibn Uyeyne'den. Süfyan ibn Uyeyne İmam-ı Zühri'den rivayet eyledi. Ala gayri hadel lefsi, bu lefsin gayrisi üzerine. Buradaki lafız başka, oradaki lafız başka. Hepsi İmam-ı Zühri'den geliyor ama yukarıdakini kim rivayet eyledi? Süfyan İbni Uyeyne, muhaddisinin kibarından, büyük bir alim. Buradan rivayet eyleyen başkaları, evet. Ala gayri hâzel lefsi mimma ma'nâhu hilâfu hâzel ma'nâ. Bu yukarıdaki geçen hadisin manası bunun hilafınadır. Ve huve, o da nedir? Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oldu, yakda'u, tekdav demiş değil. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakdav, keserdi. Nerede keserdi? Fi rub'i dinarin fesaide, rub'i dinarda ve ziyadede keserdi. İbare böyleydi, yukarıki ibare. Aşağı yukarı manalar bir yere çıkıyor. Evet. Burada diyor ki, burada hadislerde Peygamber Efendimiz buyurdu ki rüb-i dinar olursa kesilir. Yukarıki hadiste de diyor Resulullah Efendimiz keser idi. Emretmiyor, kesilir demiyor. Rüb-i dinar kıymetinde bir şey çalınır ise keser idi. فَلَمَّا ظَّرَبَ حَدِيسُ زُهْرِيُّ عَلَى مَا زَكَرْنَا, Zühri'nin hadisi bu zikrettiğimiz ve çile müzdarip oldu. Yani iki türlü mana çıktı. Bu rivayetlerde başka, yukarıki rivayetlerde başka. وَاَخْتُلِفَ عَنْ غَيْرِهِ, gene başkalarından da ihtilaf olundu. En umrete, umreden gelen rivayette ala ma vasıfna, bizim vasfettiğimiz üzerine umreden gelen bu rivayetler muhtelif oldu. İrtefa'a zâlike kulluhu. Hepsi bunların vakti, bunların hadislerde izdirap var diye amel olunmadı. فَلَمْ تَجِبِ الْحُجَّةُ بِشَيْءٍ مِنُوا. Bunlardan hiçbir şeyle hüccet vacip olmadı. اِذَا كَانَ بَعْدُهُ يَنْفِي بَعْدًا. Ba'sini nefyeder olduğu halde bunların hiçbirisi delil olmadı. وَرَجَعْنَا. Öyleyse biz rücu eyledik. İlâ ennallâh azze ve celle, Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri kâle fî kitâbihi, kitabında buyurdu. Yani bu hadislerde ızdırap olduğundan hadislerden bir mana çıkaramadık. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e döndük. Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkaracağız. Cenab-ı Hak ne buyurdu? Estaizu billah ve sâriku ve sârikatu fakte'u eydiyehuma cezâen bimâ kesebâ nekâle minallah. Böyle buyurdu. Feecme'u. Ulema icma eylediler ki Allah Azze ve Celle, Cenab-ı Hak lem yani bizalike külle sarik, ayette zikredilen es-sariku ve sariket ile herhangi bir hırsızlık kastetmedi. İstersen bir kibrit çalsın, eli kesilsin, o da hırsızlıklar. Biri yine çalsın, o da hırsızlık, eli kesilsin. Bütün hırsızların herhangi birisi olursa eli kesilsin, bunu mu kastetti? Yok. Ya müeyyen bir miktarda çalan hırsızlık kastetti. Öyle diyor ki ayet-i kerimede, Cenab-ı Hak herhangi bir hırsızlık kastetmedi. Ve ennehu innema ana bihi, Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede es-sariku ve sariketü ile kastetti neyi? Hasen mine surra, hırsızlardan hususi bir zümreyi kastetti. Evet. Li miktarin minel mali me'lumin, maldan me'ayyen bir miktarı çalan hırsızları kastetti. O me'ayyen miktar ne olacak? Meyyem işte ihtilaf orada zaten. 10 dirhem mi olacak, 3 dirhem mi olacak, rübü dirhem mi olacak? Eğer bu miktarı me'lum-i nezeriyeti var almazsaksa bir kibrit çöpü çalsa bile o da hırsızdır, onun da elinin kesilmesi lazım. Şimdi ayet-i kerimede baktık, hemen dedik ki ümum hırsızlar kastedilmiyor ya. Hususi hırsızlar. Hususi ne demek? Yani müeyyen bir miktar mal çalacak, yerli kesilsin. Şimdi bunu bu ayet-i kerimeden çıkaracak. وَقَدْ اَجْمَعُوا Gene ulema icma etti ki اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri kastetti. قَدْعَنَا kastetti. سَارِكَ الْعَشَرَةِ الدَّرَاهِمْ 10 dirhem çalan bir adam buna dahil. Bunda da icma var. 3 dirhem diyen de onda dahil. Rübü dinar diyen de dahil. 10 dirhem diyen de dahil. Bu 3 mezhebin, 3'ünün kavli de 10'da müttefik mi değil mi? Müttefik. La, yalnız ihtilaf nerede oldu? وَاَخْتَلَفُوا ف۪ي سَارِقِ مَا هُوَ دُونَهَا 10 dirhemden aşağı çalarsa bunda ihtilaf var. 10 dirhemde ittifak var. 10 dirhemden aşağıda ihtilaf var. 5 dirhem çalarsa kesilir mi, kesilmez mi? Rübü dinar diyenler, 3 dirhem diyenler kesilirdir. 10 dirhem diyenler kesilmezdir. Aşiret darahim nasıl ayette çıkarıldı? Aşiret darahim ayetten nasıl çıkarıldı? 3 mezhep de bunda müttefik de. Ulemanın icmanı aldı ya. 10 dirhem çalsa el kesilmesinde bu 3 mezhep de müttefik mi değil mi? Evet. Müttefik. Ha işte onu aldı. Bir defa bu ittifaklı olanı aldı. Kaldı ihtilaflı ya. 10 dirhemden aşağı gelirse orada ulema ihtilaf etti. İhtilaf ettiği gibi şu anda ona geliyor. Fakale kavmun, cemaatten bir kısım dedi ki huve mimmen anallaha teala. Cenab-ı Hak onları da kastetti. 10'dan aşağı 5 çalarsa mesela, 4 çalarsa cemaatten bir kısım dedi ki bu da dahil. Vakale kavmun, bazıları da dediler ki leyse huve minhum, onlardan değil. Sirketin nisabı 10 dirhem diyenler dediler ki kesilmez. Mesela 5 dirhem de kesilmez. Ondan aşağıdır. 3 dirhem, 2,5 dirhem diyenler dediler kesilir. Burada ihtilafa düştüler. فَلَمْ يَجُزْلَنَا Öyleyse bize caiz olmaz. لَمْ اَخْتَلَفُوا فِي ذَٰلِكِ Vaktaki ulema ihtilaf ettiler. Onun madununda ihtilaf ettiler. Öyleyse bizim için caiz olmaz. اَنْ نَشْهَدَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى Allah-u Teala üzerine şahit olalım ki اَنَّهُ عَنَا Cenab-ı Hak kastetti. Neyi? مَا لَمْ يَجْمَعُوا Ma bir şey ki لَمْ يُجْمِعُوا İcma etmediler. اَنَّهُ عَنَا Cenab-ı Hak onu kastetti yine. İcma etmedikleri şeyine hükmetmek caiz değil. Şimdi 10 dirhemi Cenab-ı Hak kastetti diye ulemanın icma var. Binaenaleyh bir adam 10 dirhem kıymetinde bir şey keserse eşhedü billah Cenab-ı Hak bunun elinin kesilmesini emretti. Niye? 10 dirhem kıymetinde. 5 dirhem kıymetinde bir şey çalarsa eli kesilir mi kesilmez mi? Ayete bakacağız. Es-sarikatu ve es-sariku ve's-sarikatu. Buna dahil mi değil mi? Bunun tefsirine dahil mi değil mi? Baktık ulema ihtilaf etmiş. İhtilaf ettiği gibi ya dahildir ya değildir. Öyleyse biz Allah üzerine şehadet edemeyiz. 5 dirhemde el kesilir diye kat'i hüküm veremeyiz. İhtilaflı olduğunda. Yani güzel bir buluş bu. Sağlamına bakıyor. Evet. Ve cazelene bizim için caiz oldu. Enneşhede fîmâ ecme'u. İcma ettiği şeylerde şehadet edelim ki Allah-u Teala anahu Cenab-ı Hak kastetti. 10 dirhem, 15 dirhem, 20 dirhem, 100 dirhem bir şey çaldı. Eşhedü billah Allah-u Teala bunun elinin kesilmesini bu ayette kastetti diye şehadet ederiz. Alallahi azze ve celle ennehu anahu. Allah üzerine şehadet ederiz ki Cenab-ı Hak bunu kastetti elinin kesilmesini. فَجَعَلْنَا سَارِقَ الْعَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ 10 dirhemin hırsızını kıldık. فَمَا فَوْقَهَا daha yukarı parayı çalanların kıldık. Onları kıldık. Dahilen fil ayete. Ayete dahil kıldık. Fakat anahu onun elini keseriz. Biha bu ayet ile. Allah-u Teala emretini keseriz. Ve cealna kıldık. Sarika madunel aşere. 10 dirhemin aşağısındaki parayı çalanı kıldık. Haricen minel ayet. Ayetten hariç kıldık. İhtilaflı olduğunda. Felem naktahu. Onu kesemeyiz. İhtilaflı olduğunda. İhtilaflı olduğundan kesemeyiz. Ve hâdâ kavlu Ebi Hanife. İşte İmam-ı Azam'ın kavli bu. Ve Ali Yusuf ve Muhammed. Bunların kavli budur. Rahmetullah aleyhi mecmûn. Peki bunların kavli bu ama bir de Selefi Salihinden bu şekilde amel eden var mı? Bir de onu arayalım bakalım ki İmam-ı Hanife belki cemaatten ayrılmış, şaz olmuş. Teyit ediyor. Diyor ki ve kad ruviye zâlik an İbn-i Mesud. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildi. Ve Ata ve Amr bin Şuayb. Bunlar üçünden de böyle rivayet var. Haddesena İbrahim ibn Merzuk. Kale haddesena Osman ibn Ömer. Anil Mesud, anil Kasir ibn Abdurrahman. Enne Abdullah ibn Mesud. Kale. Abdullah ibn Mesud buyurdular ki La tukta'ul yedu. El kesilmez. İlla fid dinar. İlla bir dinar kıymetinde bir şey çalarsa. Ev aşereti derahim. Yahut 10 dirhem. Zaten ikisi bir kıymetmiş o sıra. Şimdi demek ki Abdullah bin Mesud da böyle amel etmiş. Haddesena İbrahim ibn Merzuk, kâle haddesena Ebu Asim, an İbn-i Cüreyç, kâle kâne kavlu Ata, Ata'nın fetvası olurdu, ala kavli Amr ibn-i Şuayb. Amr ibn-i Şuayb'ın kavli üzerine fetva verirdi. La tukda'u liyedu fi akalle min aşereti derahim. 10 dirhemden az olursa el kesilmez derdi. Böyle fetva verirdiler. Öyleyse İmam-ı Hanife bu sözde yalanız değil bak. Eshab'tan ve tabiinden de başkaları böyle amel etmişler. Velhamdülillahi Rabbil âlemin.